Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi günler. Kolay gelsin. Buyurun. Eşim, ben 2 senelik evliyim. Hı hı. Bir tane kızım var. Ve eşim sürekli telefonuyla meşgul. Ve ben bunu fark ettim. Telefonumu kurcalamaya başladım 1 sene önce. Hı. Telefonda sürekli uygunsuz videolar izlediğini gördüm. Sonra aradan biraz zaman geçti. Şimdi bir haftaya yakın konuşmadım. Evin iş, aynı evin içinde konuşmadım. Küs durdum. Yemeğini hazırladım derdim. Peki sordu mu bana niye küstün, niye surat asıyorsun diye? Hayır, sormadı. Galiba fark etti gördüğünü. Hmm. Sonra aradan biraz süre geçti. Eşine söyledim. Bunlar ne böyle dedim. Ya işte dedim, merak ettiğim için izledim dedi. Bu şekilde beni geçiştirdi. Sanki 18 yaşında ergen. Neyi merak etmiş? İşte evli değil ya zaten. Görmesi gerekiyor, öğrenmesi gerekiyor. O yüzden izlemiş. Neyi merak ediyor koskoca adam? Sanki hiç görmediği bir şey, bari düzgün bir yalan söylese. Ay sinir oluyorum erkeklerin söylediği yalanlara. Yalan söyledi işte, beceremedi. Çok bu şekilde çevirdi. O konu öyle kapandı gitti. Söz verdi, izlemedi. Belli bir süre bu şekilde geçti. 1 sene bu şekilde geçti. Tamam. Ama evlendiğinde beri zaten bunu izliyormuş yani. Anne, orayı kapattı, orası gitti. Sonra eşimin telefonunu elime aldım, internet açtım. Yine az geçmişimi baktım. Böyle bildirimler geliyor. Korktum sistemlerinden. Girmeye çalıştığım baktım ama bulamadım. Telefonumda uygulamaları gizlemiş. Şeylerdir. Ben de hakim olduğum için, telefonumu çok fazla kurcaladığım için buldum bu uygulamaları ve girdim. Kadınlarla uygunsuz fotoğraflar, konuşmalar. Sadece bir tane de değil. Bir sürü. Ve farklı farklı sitelerden bir tane sitede de kalmamış. Seninki coşmuş yani. İşi ilerletmiş. Konuşmuş böyle. Bir sürü kadınlarla uygunsuz. Bunları da evde ve lavaboda yapıyor. Lavaboda girdiğinde soruyor. Bayılıyorum ya. Ama bir şey söyleyeyim. Lavaboda kaç saat kalıyor bu? Efendim? Kaç saat kalıyor lavaboda? Yaklaşık 20 dakikaya yakın. Doğru biliyorum yani. Tövbe estağfurullah. Dakika geçiyordum, söylüyordum yani. Ne yapıyorsun bu kadar sadece? Orada ne yapılırsa onu yapıyordum diyordu bana. Sonra çıktım da telefonu kurcalıyordum. Sorsan tuvalette de rahat yok derle. 2 haftaya yakın bunları gördüm, konuşmadım eşimle. 2-3 haftaya yakın konuşmadım. Boyuna ama eşin yapıyor, sen konuşmuyorsun. Eşin tekrar başka şeyler yapıyor. Devamlı böyle siz evde bir küs bir barışıksınız yani, öyle mi? Evet. Biz evde bu şekilde ilerliyor. En son artık bağırdım. Bak dedim, camdan aşağı dedim. Kızını bağırıp atlarım dedim. Ay. Ona göre dedim. Ayağını denk al dedim. Sen niye atlıyorsun hayatım ya? İşte onun gözünü korkutmak için. Ayol ne onun gözünü korkutacaksın? Evde 100 gün küs kalıyorsun. Dönüp sana sormuyor hayatım neyin var diye. Sormuyor. Sonra da merak ettiğim için yaptım dedi. Ben dedi evliliğimize zarar verecek hiçbir şey yapmadım dedi. İlişkimize hiçbir şekilde dedi zarar verecek bir şey eşinin merak ettiği bu merakı da benim şey yaptı yani. Yalnız evet, aralarında acaba ilişki nasıl oldu? Ben eşimi gerçekten seviyorum. Yani biz severek evlendik. Çok seviyorum ama bunun neden böyle yaptığını anlam veremiyorum. Şimdi bak canlı yayında bunu çözeceğiz. Şimdi İnce abla soracak. İnce abla soracak. Siz cevaplayacaksınız. Bana lütfen iyi düşünür müsünüz? Yani yeni evlendiğiniz zamanlardan itibaren ilk zamanlarda özellikle yatak odanızda sizden sizin yapabileceğinize aykırı talepleri oluyor muydu? Kesinlikle. İlişkimizde yani şu da kötü dediğim hiçbir zaman hiçbir şeyimiz olmadı. Yok talep ediyor muydu? Yani bizim dinimize aykırı olanlar var biliyorsunuz vesaire. Evet. Kesinlikle. Hiçbir zaman öyle bir talepte bulunmadım. Peki. Size göre normal ve düzgün gelebilir ama bir de beyefendiye de sormak lazım. Yani bunun kendi iç dünyasında vardı, yansıtamıyordu. Arayışları var mıydı? Yoksa bir ruhsal hastalıktan mı kaynaklanıyor? Çünkü sizin anlatımınızda işi sürekli bir tık ileriye götürüyor. O beni rahatsız etti. Uzman olarak o beni rahatsız etti. Sizin bu küsmelerinizde değil ama
bulunduğunuz yerde muhakkak bir psikiyatri uzmanına görünmeniz lazım. Onun adresi ben değilim. Onu söyleyeyim. Yani psikiyatr mı? Evet evet, ona görünmeleri lazım. Çünkü yani bir hanımefendi mi beyefendi mi? Beyefendiyi gösterecekler. Beyefendi. Eşinizi bir psikiyatra götürmeniz gerekiyor. Bir tık hep ileri gidiyor. Ay, adamı da nasıl ikna edecek? Teşekkür ediyoruz bu arada ama nasıl ikna edecek şöyle psikiyatra? Yapar, psikiyatra? Alo, geliyoruz. Açalım telefonu bir dakika. Alo alo. Alo. Hemen geliyoruz, ayrılmayın. Şöyle der, yani kendisi için üzüldüğünü, kendisinin de rahatsız olduğunu psikiyatrla da önceden görüşür. Yani bizler de onları organize ediyoruz, bizi aradıklarında. Yani ne desin mesela, hayatım sen bu kadar çok her şeyi merak ediyorsun canım benim. Ben de bir rahatlayayım. Evimizde daha çok huzur olsun. Daha çok huzur olsun. Ay, koskoca bir görünelim adam. Bakalım. Bunun koskocası falan yok çünkü ilerletmiş Nur. Hayır, merak ediyorum diyormuş ya. Yok, merak etmiyor. Arayışta. Arayışta. Alo. Tatmin olamıyor bir türlü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tatmin eşi yüksek. Nur Hanım nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Şöyle bir şey, ben direkt konuya girmek istiyorum. Lütfen. Ben 15 yıllık evliyim. Tamam. 3 tane çocuğum var ve ben sizin programınızı izlerken oturup hüngür hüngür ağlayan bir insanım. Neden? İşte erkeklerin kadınları neden bu şekilde aldattıkları, niye bu şekilde soktukları için hüngür hüngür ağlayan, izleyip dağlayan bir insanım. Benim eşim 15 sene sonra bütün emeklerime rağmen dükkanına gidip oturup yemek yediği arkadaşının eşinle beni aldattı. Allah kahretmesin ya. Bence kahretsin. Ve ben hani, o kadını öyle söylerler 15 sene önce o kadını ben ellerimle dövdüm. O kadar nefret ettiğim bir kadın. Niye kadar, dövdünüz? Bana iftira attı. Hiç tanımadığım halde benim ilk evlendiğim sene benim dedikoducu bir insan olduğumu karşı komşuya söyledi. Ve ben bunu kadına nasıl anlatacağımı da bilmiyorum. Yeni evliyim, daha yeni olsam, kimseyi tanımıyorum. Ve ben bunu kadını göbeğinde yakalayıp sen beni tanımadan nasıl böyle bir iftira atarsın diye birbirimize girdik. Ve benim eşim bu kadının arkadaşının eşi olduğu için 15 sene sonra benim evime getirdi ve bizi barıştırdı. Bunun akabinde ben gittim, o geldi. Ondan sonra bir yere gittiler, eşyalarını ellerimle yukarı taşıdım. Ve bir başka arkadaşımızın eşi onu aldatıyordu ve ben o kadının önünde durarak ağlaya ağlaya nasıl aldatır diye söyledim ve o kadın içten içe bana gülüyordu. Bu daha yeni yeni taşlar oturuyor. Ve tabii, eşimin aldatmasını yakalayan da benim kendi çocuğum. Ay, kaç yaşında evet, çocuk? Benim oğlum 14 yaşında. Ah yavrum çok benim erken ya. Benim oğlum mesajları yakaladı ve benim oğlum tanıyor bu insanı. Ve benim oğlum kendisi diyor ki 15 sene sonra babamın yapamadığı her şeyi katına ben yapacağım diyor. Yani nasıl bir psikoloji içerisinde olduğumu yani anlatamam size, yıkıldım ve ben tırnaklarımla her şeyi... O kadar elim ayağım o kadar titriyor ki anlatamam size. Psikolojiyi bir türlü atamıyorum. 2,5-3 ay oldu. Elim ayağım titriyor. Ne tabii kolay mı? Ben ama size bir şey söyleyeyim mi? Bakın her şey. Hepimiz her şeyi yaşıyoruz. Tabii. Ben de her şeyi yaşadım. Çok da şey yaşadım, onu da söyleyeyim. Yani burada sizi dinlerken, empati yaparken hayatında hiçbir şey yaşamamış bir kadın olarak değil. Hayır. Çok şey yaşamış biri olarak sizi dinliyorum. Ama şu hayatta öğrendiğim ne var biliyor musun? Evladın sağlam mı? Yok. Allah'a binlerce şükür. Hastalığı şu bu yok değil mi? Sen sağlam mısın? Hastalığın şu bu yok değil mi? Geri kalan her şey var ya, hikaye şu hayatta. O yüzden yani koca aldatmış. O bunu yapmış. Tamam evet, dert sizi anlıyorum. Ama derdi hastalık derecesine getirecek kadar dert edinmemek lazım. Kilo vermiş, doğru değil. Şöyle bir şey var. Hı. Ben 15 sene boyunca hiç kendisinden sevgi görmedim. Yıllarca ağladım, yalvardım, ne olur ilgi göster. Eğer bende de eksiklik varsa ben sana göstereyim diye. Ve ben o mesajları okuduğum zaman inanın ki belki bazı insanlara saçma gelebilir ama dünyanın başıma tamamen yıkıldığını hissettim. Çünkü ben çok aşırı derecede güveniyordum. Asla hani söyledikleri zaman Allah'ın izniyle benim eşim yapmaz diyordum. Peki. Hiç öyle bir şey görmedim. Peki soru cevap gidelim.
İnci'cim sen ne olur devreye gir, ne yapması gerekiyor, nasıl davransın? Öncelikli olarak Nur'un dediği çok doğru. Nur'un çok tespitine katılıyorum ben ve onu da çok destekliyorum bu konuda. Çünkü sizleri gerçekten anlayarak dinliyor. Önce kendine bakacaksın ama sana şunu sormak istiyorum. Bu telefonu açtığına göre hala bir umut mu var içinde? Şöyle bir şey, şu an açık ve net konuşmak gerekirse yani çok pişman olduğunu, kendinin de nasıl yaptığını, affedersiniz çok özür dilerim, böyle bir şey yaptığını kendisinin bile anlamadığını söylüyor. Ben bir konuda eşini doğru buluyorum. Bir konuda sadece. Çünkü eşinin, evet eşinin yaptığı ciddi anlamda yanlış ama eşini de o yola daha çok ben diğer kadının yönlendirdiğini düşünüyorum. Her vakada düşünmem bunu. Allah aşkına her vakada yani. Düşünmem. Burada geçmiş kaynaklı, o dövme kaynaklı, ben de sana gör bak neler yapacağım kaynaklı. Ha, intikam alıyor. Evet. Bu yüzden farklı yollar denenerek eşinin o tuzağa çekildiğini düşünüyorum. Eşin gene de kabahatli, bak bunun altını çizerek söylüyorum. Ama o tuzağa çekilmesinde diğer tarafın büyük etkeni var. Sen gel istersen bir kere daha şans ver ama sağlam ver, bir destek alarak. Hemen kafadan eve alarak değil. Destek alarak, uzmanlar veya ben, kimi arzu ederseniz. Bak biz yanınızdayız. Evet. Alo. Destek alarak, destek alarak versin. Şans hattasınız versin. Hattasınız değil mi? Evet, evet. Biz yanınızdayız mi? Sonuna kadar. Tabii. Evet, dökülen gözyaşlarınızı artık dökmeyin, tamam mı? Evet. Güçlü durun. Evet. İnci abla yanınızda. Evet. Hadi gelin birlikte ben o kocaya taktik yaparak, yanındayım. O kadına da taktik yaparak evet. Sizi ve evliliğinizi kurtaralım. İnşallah, inşallah. İnşallah. Çünkü ben ümit gördüm. O zaman hanımefendinin de numarasını alıyoruz. Evet, ümit gördüm ben hanımefendide. Ümit var mı diyor? Var, ümit İnşallah. Var. Bak kadının sinsiliğine bak evet. Yani. Yıllar sonra yaşadığı şeyin tabii, intikamını böyle alıyor. Bir de yolun ortasında dövmüş. Herkesin gördüğü bir ortamda. Allah kahretsin. Ya kimseye güven yok kardeşim. Kimse. Vallahi hiç kimseye güven yok. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Merhabalar Nur Hanım. Merhabalar, buyurun. Ben de şöyle başlayayım konuya. Ben de 10 yıllık evliyim. 18 yaşındayken evlenmiştim eşimle. O benden 12 yaş büyük. Ama onun daha önce iki evliliği olmuştu. İkisinden de birer tane çocuğu var. İçki kullanıyor. Ben eşimle evlendim. Nasıl evlendiğimi ben de bilmiyorum açıkçası ama bilmem. O yaşın bir cahilliği midir, nesidir bilmiyorum. Ama sevmişim de demek ki. Daha sonra tabii ben bunun geçmişini sürekli atlatamadım. Yani sürekli onun yüzüne vurdum. Yani hani kötü bir şekilde vurmuyordum. Ama hani kaldıramıyordum da. Yani benimle sürekli ilgilenmesini istiyordum. Onu da yapmıyordu. Çok içki hayatı var. Arkadaşlarına çok düşkün, çevresine çok düşkün. Bir de işinden dolayı da sürekli eve geç gelin. 2'den 3'ten aşağı eve gelmiyor. Peki geçmişini neyin suratına vurdunuz? Geçmişinde ne vardı ki suratına vurma gereği duydunuz? Yani nasıl diyeyim? İki evlilik yaptı ya, bana daha çok böyle hani o kadar değer görmek istiyordum ki. Çünkü beni çok aşırı isteyerek aldı. Çünkü ben de bir çok kötü bir hayat yaşadım dedi. Yani sen benim hayatımda olman gereken insandın dedi yani. Ben onlara çok inandım. Dedim ki bunun karşılığında evine gelmiyorsun, benimle ilgilenmiyorsun. Beni bir gün elimden tutup bir yere götürdüğünü bilmiyorum. Ama sürekli mesela gece böyle içki içtikten sonra gelirdi, ağlardı. Ben seni çok seviyorum, ben seni çok seviyorum. Zaten şu anda da hala hazırda 3 tane çocuğum var. Yani sana size yani açıkça söyleyeyim, ben bu çocukları da isteyerek de yapmadım. Yani kendi hani insan bir oturur planlar ya, çocuk yanında şöyle de böyle de diye. Onlar da olmadı yani. Ben çocuklarım da yani böyle zaten çocuk yaşta anne oldum. Adam gibi olayları kavrayamadım. Böyle bir sorumluluğun altına girdim. Cinsel yoldan, cinsel içerikte de çok aşırı mesela cinsellik isterdi benim eşim. Ben sürekli beraber olalım isterdim. Sürekli beraber olalım isterdim. Ve geç geldiği için saat gece 2'de 3'te geliyor. Ben çocuklardan yorulmuş oluyordum. İstemiyor oluyordum. Hep kavga çıkıyordu. Hep sorun çıkıyordu. En son ben birkaç tanesinde beni çok sevdiğine inandığım için son 2 yıldır diyorum ki git o zaman başka kadına gidiyordum. Ama yapmayacağına inanıyordum yani, yapmaz diyorum. Ve son zamanlarda gene ben hiç anlamadım. Şu son 2 ay için bana bir tane fotoğraf yazın ya dedi. Bak beni nasıl isteyen kadınlar var dedi. Kendisinden de 18 yaşında bir üniversite öğrencisi bir kız. Sonra eve geldi.
geldi. Ben şok oldum. Dedim ki bu fotoğraf ne? İşte seni kıskandırmak için yaptım. Bak sen benim senin benim eskiler var. Böyle böyle. Ondan sonra özür diledi. Bir daha yapmayacağım. Daha tut. Ben ama şüphem olandı bende. Çünkü 6 aydır telefonu katıyan eve gelmiyor. Diyordum ki işimden ötürü getirilmiyordur falan filan. Dedim ki telefonun şifresini verirsin bana. Katiyen vermem dedi. Yarın böyle şey veriyorum dedi. Nasıl gece eve gelmiyor mu hiç? Yani geliyor ama 4'te 5'te falan geliyor. Tamam işte bir aydır eve de gelmiyor. Yani ne iş yapıyor nasıl? Peki eşiniz? Eşim serbestme fırın. Böyle pastane. Gece de çalışılmayı yapılıyor. Gece de gelmiyor. Hep işteyim hep işteyim diyor. Neyse sonra ben telefonun şifresini ertesi gün verdi bana. Dedim ki şimdi siler. 10 gün bekledim. 10 gün sonra telefonun şifresini açtığımda direkt bir kızla hayatım, kadınım. Kadın diyor ki seni bekliyorum. Sakın bensiz içime olur mu? Seni çok seviyorum kadınım. Tamam, sus, sus. Ben zaten devamını okumadım. Başka yerlerde çıldırdım. Dışarıdaydım. Arabada bırakıyor çünkü telefonunu. Eve geldim, telefon direkt yüzüne attım. Kendi yüzüne vurdum. O kadar sinirlendim ki. Öyle bir topu oldum ki. Direkt onu evden kovdum. Ama sonra 2 gün geçti, 3 gün geçti. O kadının yanına gittiğini de biliyorum. Ben o kadar kötü oldum. Ben 10 yıl önce bu adama emek vermişim. O içtiği sıçtığı kahvedersiniz. Kadınlarla yani dolaşıyor, geziyor. Onlarla geziyor, dolaşıyor. Bu, yani sevdiğimi de anladım. Çünkü dokundu bana ya. Ben ona 3 tane çocuk vermişim. Benim bir gün dışarıya çıkmıştım. Et kırıştım. Ama siz adama diyordunuz ki yani sizde bir cinsel beraberlik istediğinde aman git kimi bulursan bul diyordunuz değil mi? Onu diyordum. O hatamı fark ettim. Kendim aradım. Dedim ki gel bak benim burada bu yanlışım var. Ben seni kendi ellerimle itekledim bak. Tamam. Kendi ellerimle itekledim dedim yani. Böyle böyle. Tamam dedi konuşalım dedi. Neyse bir gün 2 gün 3 gün sonra dedim konuştum. Bak dedim yani eşime söyledim. Ben seni seviyorum. Hayır dedi sen beni hiçbir zaman sevmedin dedi. Ben dedi bir gün dedi senin gözlerinde aşk sevgi görmedim bana karşı dedi. Ama dedi o dedi beni dedi şey yapan kadın dedi umurumda bile değil dedi. Ama dedi beni seviyor dedi ya dedi. Sadece dedi bana seven gözlerle bakıyor dedi. Dedim yani dedim hiç mi acımadın bana dedim 3 tane çocuğuna dedim yani bunu yapar. Umurumda bile değil dedi şu anda bırakırım ya dedi şu anda yani dedi. Umurumda bile değil o kadın benim dedi. Sen anlamıyorsun dedi. Ben dedi seni ömrüm boyunca sevdim dedi. Hiçbir kadını da senin yerine koymadım dedi. Erkeklerin dedi anlayışı farklıdır dedi. Bir kadın dedi severse aldatır dedi. Erkekler dedi başka amaçla yani bu işi gider dedi. Neyse biz sonra beraber olduk ama yani birkaç gün sonra evine geldi. Düzelecek her şey dedi. Ama her şeyini de verdi. Telefonun şifresini falan filan. Sonra kız bu sefer bana pislik yapmaya başladı. Böyle öpüştükleri fotoğrafları falan atmaya başladı. Ben iyice sinirlerim bozuldu. Eşim çünkü iyice. Adam gitti onu anlattı. Hayır o uygunsuz fotoğrafları kadın size mi atıyor? Aynen öyle. Kendi eşimi öpüştükleri fotoğrafları falan yapar. Attı bana. Çünkü eşim onu bıraktı yapıyor. Ya şimdi. Tamam o kadın bunu niye yapıyor sizce? Boşanın diye yapıyor. Aynen öyle. Sonra ben kadınla oturdum konuştum. Sen diyor hep boşanacak diye bekledim ben senden diye. Tabii. Onun için yapar. Ama diyor boşanma. Ama niye o kadınla gittiniz oturdunuz konuştunuz? Oturmadım telefonla. Ha, niye konuştunuz? Fark etmez ki. Yani çünkü o kadar çünkü ben telefon kayıtlarına bir baktım. Hayır bu programda öğrendiğimiz bir şey var. Bak bunun altını çiziyoruz. Bak bu programda öğrendiğimiz bir şey var. Söyleyince abla. Asla o kadını aramıyoruz. Aradığımız zaman çünkü bu işin bitmesini zorlaştırıyoruz. Kocanızı o kadının gözünde daha kıymetli hale getiriyoruz. Evet. Daha çok istekli hale getiriyoruz. Ve o kadın da kendine ayrı bir değer veriyor. Bak beni diyor karşı muhatap aldı diyor. Ve bu işin üstüne daha çok eğiliyor. O kadın yok hükmünde. Yok, yok hükmünde. Peki. Eşim de aynısını söyledi bana. Eğer dedi onu ararsan dedi sen dedi bitecek işi bitirmeyeceksin dedi. Bak o beni bırakacak dedi. Peki şimdi ben ne durumdasınız? Ne yapıyorsunuz? Yani ben şu anda mesela o tamam evine geldi bağlandı etti. Ama hani yani çünkü ben bu telefon kayıtlarına bir baktım. Gün 5 defa 10 defa arıyormuş. 5 dakika 10 dakika. Yani ben 10 yıllık eşim beni o kadar sevdiği halde bir gün yani aramadı böyle nasıl eşin nasılsın iyi misin zartır. Hayatım hayatım niye arasın bizi bizi aradığı zaman evde ekmek yok fatura var. Tabii. Ondan kira ödenmedi. Çocuğun okulu ne olacak? Öbür telefonu sormuyor ki. Canım. Ne haber bir tanem? Hayatım nasılsın? Biz öyle değil ki. Akşam eve gelirken ekmek getir. Tabii. Faturayı ödedin mi? Kira günü geldi. Adam niye arasın? Değil mi? Tabii. Çocuğun ihtiyaçları var. Kocanı bir gün aşkla aradın mı?
şu saatten sonra diyorum ki acaba yapmayacağım diyor. Ben de bir de karşısına da geçtim oturdum. Baktım her erkek yapar diyor az önce izlediğim gibi. Peki. Dedim ki bak her erkek yapmaz. Tamam diyor %99 yapar. Ben dedim o %1'lik kısma gir dedim. Gerçekten ileride benden de ayrılmak istersen dedim. Mert bir şekilde karşıma çık. Ben senden ayrılmak istiyorum şu sebeplerden ötürü. Sakın bana dedim bir kadın vesaire araya sokma dedim. Mert ol dedim. %1'lik kısma gir ki dedim. Sen hatta dedim öyle olursan dedim bu kadınlar sana daha çok yenilir dedim. Verdiği cevap ne oldu yaptım. Eşinizin verdiği cevap? Tamam dedi çok haklısın dedi. O kadar doğru söylüyorsun ki dedi. Doğru söylüyorsun dedi. Yapmayan erkekler de var dedi. Ben yaptım dedi. Hatalıyım dedi. Ve dedi yüzüme de vurma sakın bu işi dedi. Tamam. Vurmuyorum ama inanmalı mıyım? Peki yani biz ilişkiyi anladık. Bir dinleyelim bakalım. Teşekkür ediyoruz ekrandan. Dinleyin lütfen siz de. Bak her şeyden önce beni bir ablan olarak gör. Öyle konuşacağım seninle. Eşin seni aslında çok istiyor. Bunu nereden anladın dersen İnce abla. Aslında o seni çok isteyerek ilk başlarda bu evlilik başlamış. Seni elde edebilmek için her yolu denemiş. Sana gerçekten dediği gibi aşıkmış. Ve evlendiği zaman da bunun karşılığını şimdi o aldattığı kadında bulduğu gibi sen de yaşayacağını düşünmüş. Ama sen hemen ilk kavgalardan itibaren yok eski evliliklerin, yok çocukların, yok bunların. Bu adamı elinle, dilinle daha doğrusu, diline hakim olamayarak onun aşkını gittikçe git öte yapmışsın. Ve artık öyle bir noktaya gelmişsin ki senden kopmak istemiyor. Ama senin şu dilinle var ya öyle bir dövüyorsun ki o adamı sen. O dövmelerin sonucunda ona canım diyene de koşar hale gelmiş. Bence önce o dilimizi biraz güzelleştireceğiz. Bırak o sana söylemiyorsa sen bir telefon aç. Bugün seni çok özledim hayatım. Şimdi mesela al telefonu eline. Kapat. Herkes, aç, ara. Bütün kadınlar. Şey özledim kuracağım. Bir çember oluştum. Al telefonu eline. Sesini duymak istedim de kapat. At kocana bir tane böyle şey güzel bir mesaj at. Evet. Adam da diyecek ki bizim kadına ne oldu? Kafayı yemiş diyecek. Hemen şimdi at bakalım. Gelecek tabii. Cevabı da yazın bana tabii. Instagram'dan. Tabii. Alo. Ay telefon o kadar çok çalıyor ki bir şey maşallah. Söyleyemiyorum. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Evli miyiz? Evet evliyim. Hemen kocaya bir mesaj atılıyor. Evet. Hemen. Tamam mı şimdi? Tamam. Hemen kocalara bir tane mesaj. Seni seviyorum mu dersin? Aşkım mı dersin? Özledim de. Özledim ben mi dersin? Ben seviyorum. Ben yapıyorum. Akşam zaten. Olsa da konuşsak da. Ama o yapıyormuş. Tebrik ediyoruz vallahi sizi. Teşekkür buyurun. Teşekkür ederim. Önce hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Çok teşekkürler. Çalışıyorum her zaman izleyemiyorum ama denk geliyor bazen böyle. Çok da bağlanmayı istemiştim. Çalıştığınız günlerde bizi YouTube Hayatta Her Şey Var kanalından takip edebilirsiniz akşamları. Akşam eve gelince izliyorum. Bazen tamam. Tekrarınıza denk gelirse çok internetten falan her türlü izliyorum. Benim şöyle bir sorum var. Bir yıllık evliyim. Hı hı. Eşimle hiçbir şekilde problemimiz yok bir çift olarak. Çok iyi anlaşıyoruz. Zaten bir 6 yılın sonunda evlendik. Çok güzel. Yalnız bizim yani eşimin ve benim eşimin eski eşiyle sıkıntımız var. Ne gibi? Şöyle evlendiğimizi öğrendiği günden beri hem beni hem eşimi işte telefonla arıyor. Mesela akşam oturuyoruz evde. Bir telefon çalıyor. Yani biliyorsun evlendiğini, nerede olduğunu biliyorsun. Hani tamam çocukları var. Çocukları olduğu için ister istemez irtibat halindeler. Onların ihtiyaçlarıdır, okullarıdır. Tamam. Başka bir gelirleri yok. Eşimin işte hani tabii ki bakmak zorunda. Onların her şeyle ilgileniyor. Ama hani sanki böyle benimle yarışıyor gibi. Anlatabiliyor muyum? Hani onlar 15 yıl önce boşanmışlar. Biz bir yıllık evliyiz. Yani benim peki mesela gecenin bir yarısı telefon geliyor ya mesela. Evet. Ne söylüyor o anda? Ne soruyor? Yani çok da ya aslında eşim atmamak taraftarı. Telefonunu kapatıyor eve gelince. İki tane telefonu var. Biri şirket attı, biri normal kendi telefonu. Kendi telefonunu kapattığı zaman diğer telefonundan arıyor. Yani bir şekilde tamam aradığını ediyor. Anladık. Arıyor da ne soruyor? Arayıp ne soruyor? Ne diyor? Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Neredesin? Gelecek misin? Uğrayacak mısın? Karınla oynuyorum. Şöyle işte işte oğlum seni sordu gün şöyle oldu yani sürekli bir çocuklar bahanesiyle adamı şey yapmaya çalışıyor böyle. Çekmeye çalışıyor. Çok. Siz ne yapıyorsunuz peki böyle bir durum yaşadığınızda? İlk başlarda tartışıyordum hani neden arıyor artık evli olduğunu biliyor neden bunu yapıyor. Hı. O kadar alıştım ki artık hani ben kadının ne yapmaya çalıştığını da çözdüm.
Eşimin çocukları olan 3 günlüğünü kullanıyor diye düşünüyorum ki eşim de aynı şeyi söylüyor. Hani ben vallahi bilmiyorum, o kadar böyle hırslıyım Peki ki. onlar Böyle, neden ayrılmışlar? Anlaşamadıkları için benim eşim böyle hani her şeyi eşimle yapayım, giyineyim, benim giydiğim, tozayım, hani ne bileyim yerine göre bir yere gidelim, bir şeyler içelim gelelim. Eski eşi de buna çok ayak uyduramamış galiba. Daha sonra fikir ayrılıkları. Anladım. Ondan sonra öyle hani bildiğiniz şeyler. Peki bakalım ne yapmanız gerekiyor bu durumda? Yani şöyle, o kadar bazen o kadar sıkılıyorum ki kadın beni aradı. Yani beni bile aradı yani. Ne Sizi diye? Arayıp ne dedi? İşte biz hala beraberiz. Biz ayrılmadık. Ondan sonra siz neden evlendiniz? Hani sanırım benim eşimin bana dediği, onun maddiyatından faydalandığımı düşünüyorum. Halbuki ben çalışıyorum. Benim kendi maaşım var. Kendi ihtiyaçlarımı Ama bir kendim dakika, gidebiliyorum. bir dakika. Şimdi burada başka bir durum var yani. Biz hala ayrılmadık, beraberiz ne demek? Siz nikah, yani Türkiye Cumhuriyeti kanunları Ben evliyim önünde evli değil misiniz? tabii ki. Tabii ki evliyim. E Yani tamam, siz Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre onun karısısınız, değil mi? evet. E nasıl Ama size hani ayrıl, ya biz ayrılmadık anlıyorum. diyor? Yani muhtemelen bizim hani amacı bizim aramızı bozup hani beni bu şekilde sinirlendirip kendine, eşine karşı dolduracak ve ben Peki. eşimle kavga edeceğim. O zaman Aramız dinleyin açılacak lütfen. ve Siz sürekli bir şey daha söyleyeceğim. Benden boşanmasını isteyen bir kadın. Ay, bir yaşıma daha gireceğim yani. Yani. Anne gibi kadın. Her şeye karışıyor. Kayınvalide. Evet. Ne yapsın? Eşin ona özellikle şunun üstüne bastıra bastıra durması lazım. Çocuklar dışındaki bir konu için beni arama. Yani seninle ilgili mesela konuşma hakkını kendinde bulamamalı o kişi. Boşan diyememeli. Eşin de onu bu durumda dinlememeli zaten. Aslında